Dostlar yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bu videomuzda Bitcoin ile beraberiz sevgili arkadaşlar. E, Bitcoin'in teknik analizini gerçekleştireceğiz. Ne gibi hareketler bekliyoruz? Durumlar nedir? E, neler yapmalıyız? Alım fırsatları yön. Bu videoda aslında hepsinden uzun uzun konuşacağız arkadaşlar. Bitcoin ile alakalı rüzgar sesi geliyorsa kusura bakmayın. E, çok rüzgarlı fırtına var dışarıda. E, durum böyle. Velhasıl Tabi videoya geçmeden önce de belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da yine sizler sorumlusunuz. Ayrıca kanala abone olmanızı rica ediyorum. Bizim için oldukça mühim. O yüzden lütfen bir saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayınız. İhmal etmeyiniz sevgili arkadaşlar. Kanala abone olunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Dostlar bitcoin hususunda bir kere artan bir e, 24 saatlik hacim. Bununla birlikte piyasa değerindeki düşüşü görüyoruz sevgili dostlar. Bakın e, sizler de fark etmişsinizdir. Şimdi aslında bu bize e, neyin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar? E, piyasada şu anda tabii ki e, geçtiğimiz günde bir canlanma var. Fakat bu canlanma bizim istediğimiz gibi yani pozitif bir e, canlanma e, işlem hareketleri değil. Satış odaklı geldiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar Artan yani yüksek bir hacim fakat piyasa değerinde bir gerileme Velhasıl burada neyi anladık insanlar e, satışlarını koymuşlar sevgili arkadaşlar Gelen işlemlerin çoğu e, satış odaklı gelmiş nitekim buradan da hacme baktığımızda Yine e, aynı veriyle verilerle karşı karşıya kalıyoruz değil mi bir kere şunu söylemek lazım şu anda piyasa bakın piyasanın içerisinde bu reklamlar da neymiş böyle ya piyasa içerisinde luna gibi bir gerçek var arkadaşlar e, o kadar enteresan bir durum ki yani bitcoin şu anda e, bütün altcoinleri ve piyasayı e, domine ediyor bütün piyasa bitcoine göre hareket ediyor fakat bitcoin de maalesef e, luna hareketleriyle domine oluyor sevgili arkadaşlar bunu da söylemek lazım yani piyasadaki şu an e, Luna'yı, Luna gelişmelerini kesinlikle hafife almayın. Haberiniz olsun. Şimdi Bitcoin bir kere şu an geldiği son noktadan önce ne yapmış? Bakın aşağı iğne atmış. 30 binin desteği kırılmış. Yeniden yukarı günlerdir bakın e, üzerinde 30 binin üzerinde nokta atışı olarak arkadaşlar desteklerini gerçekleştirmiş. Her ne kadar altına iğne atsa da Destekten düşmediğini görüyoruz. Fakat özellikle ne zaman dün destekten ayrılarak aşağı mumunu gerçekleştirmiş sevgili arkadaşlar. Yeniden bir destek kırılımı gelmiş. Bakın her zaman zaten şundan bahsediyoruz. Bilmemiz gereken bir şey var. Buralar tam anlamıyla bırakılırsa 22 binlere kadar bizim geri çekilme ihtimalimiz mevcut sevgili arkadaşlar. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Bizde her zaman bu ihtimal maalesef söz konusu. 22.000 pozisyonlarını e, neden gösteriyoruz? Çünkü bakın haftalığın MA 200'ü nerede arkadaşlar? 22.000'de. Nitekim aylıktaki MA 50 de 21.000'de sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bunu e, bilmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Şunu da söyleyeyim fakat e, 21 21-22.000'ler düşüşte Bitcoin'i tutmaya yetecektir. Zira Önceki videolarda da çok konuştuğumuz için burayı özet geçiyorum. Ee, geçtiğimiz 7 yıldan beri, 2015'ten beri Bitcoin aylıktaki EMA50 hareketli ortalamasının hiç altına düşmedi sevgili arkadaşlar. Tamam bunu bir kere bilelim. Şimdi aslında 22 ile şu an bulunduğumuz pozisyonların yukarısı arasında bir tane ince çizgi var. İşte o ince çizginin adı 30 bin pozisyonları sevgili arkadaşlar. Tamam Şimdi Bitcoin yeniden yön yukarı deniyor sevgili arkadaşlar. Özellikle şunu söylemek lazım. Çok kritik bir noktadayız. Çünkü daha öncelerde de bakın daha öncelerde bir parti düştü ve altında oyalandı sevgili arkadaşlar. 30 binin. Şu an yine düştü. Özellikle 30 binlerden red yerse bu sefer tekrar düşüş derinleşebilir sevgili arkadaşlar maalesef hala üzerimizdeki o düşüş ihtimalini e, o derinleşecek düşüş ihtimalini atamadık gün içerisinde 30 binlere yeniden deneme gelme ihtimali bugün içerisinde çok yüksek fakat yine şunu söylemek istiyorum 30 binlerin üzerine atıp Şuradaki şekilde bakın direkt olarak e, ortada gözüküyor şurada yeşil mumlar var ya üzerine atıp üzerinde yeniden bir yeşil mum Bakın bir yeşil mum hareketi yapmaz isek sevgili dostlar maalesef e, işler sıkıntı. O yüzden bizim bitcoin'in düşecek mi çıkacak mı hususunda gün içerisinde, içerisinde takip edeceğimiz nokta 30.000 arkadaşlar. Yani eğer ki özellikle bakın 30 binlere çıkar. Fakat kıramazsa bakın fakat kıramazsa örneğin siz manuel olarak tabii ki takip ediyorsunuzdur. 30 binlere kadar yükselen bir bitcoin üzerine çıkamayış tekrar altında oyalanma gördüğünüz takdirde burada işte sevgili arkadaşlar e, derinleşecek bir düşüş hareketiyle karşı karşıya kalma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu belirtebiliriz sevgili dostlar haftalık kapanış da yine e, geliyor yine günler kaldı arkadaşlar haftalık kapanışa kadar yeniden bakın şurada mesela e, şeye bir haftalığa bir geçelim bakın Geçtiğimiz haftalığı bir şekilde şöyle bir kapattık. Fakat şu an yine haftalıkta arkadaşlar neredeyiz? Mesela e, mumumuz bir kısım destekten çıkmış durumda değil mi? Şu an bizim isteğimiz arkadaşlar Pazar gecesine kadar şu 30 binin üzerinde kalalım. Bakın şu 30 binin üzerinde kalırsa bizim mumumuz altı iğne olarak kalırsa bu bizim için kesinlikle e, güzel bir kapanış anlamına geliyor. Eğer 30.006 iğne yani mumun tamamı 30.000 üzerinde kalmış bir hareket görür isek sevgili arkadaşlar. Buradan bizi yeni haftada yukarı yönlü yükselen güzel yükselen bir hareket bekleyecek. Tamam fakat bunun harici de yani kapanıştaki mumu buralarda gerçekleştirirsek arkadaşlar maalesef yine derinleşecek bir düşüş bizleri bekliyor demektir önümüzdeki haftalar için bu şekilde bir yorum yapabilir gün içerisinde de yükseliş için 30 binin üzerinde durmayı beklediğimizi 30 bin üzerlerini beklediğimizi söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar yine ne dedik 30 binin üzerine gün içerisinde atıp günlük kapanışı 30 bin üzerinde yapıp yeşil mumla bunu e, yarın yeşil mum çakması Gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şayet ha ne olur? 30 bin üzerine çıkmadan bu gece günlük kapanış yaparsa. Bakın 30 bin üzerine atmadan günlük kapanış yaptı. Burada işte e, özellikle yarın bir çöküş hareketi gelebilir. Velhasıl 30 binler bizim ince çizgimiz arkadaşlar. Bunu bilmemiz e, gerekiyor. Şöyle RSI değerlerine de baktığımızda RSI 33.5 pozisyonlarında al veriyor sevgili arkadaşlar. Fakat ben şu an alım hususunda kesinlikle önermiyorum. Şöyle güzel bir alım yapabilmemiz için bizim haftalığı beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Haftalıkta 30 bin üzeri kapatırsak güzel yükselişler bizleri bekler sevgili dostlar. O zaman bir alım yapabiliriz. Fakat bunun haricinde özellikle gün içerisinde 30 binden e, çıkarsak yukarı çıkamazsak devamında bir düşüş hareketi bizleri bekler ki alım fırsatı için aşağı pozisyonları bekleyeceğimiz anlamına gelir bu da. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olup videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar hoşçakalın.